Editörden hoş geldiniz. Hemen başlıyoruz. Pazartesi günü okullar açılacak. Tabii öğrenciler yollara düşecek servislerle, okul servisleriyle. Veliler çocuklarını servislere emanet ediyor. Ondan sonra ise meraklı dakikalar, merak anları başlıyor. Çünkü servis şoförü hızlı mı gitti, aracı nasıl kullanıyor, çocuklarının durumu iyi mi? Tüm bunları merak ediyorlar. Ama İstanbul'da yaklaşık 20 bin serviste bir sistem kuruldu. O sistem sayesinde ailelerin tüm merakları gideriliyor. Bir bakalım isterseniz nasılmış o servis araçları. Sonra devam edeceğiz. Okulların açılmasına sayılı günler kala en çok konuştuğumuz şey servisler ve içindeki çocuklarımızın güvenliği. Bu bir servis minibüsü. İçinde çocukları taşıyacak pazartesi günü itibariyle. Peki o çocuklar güven içinde gidecek mi? Biz size çok farklı bir uygulamayı, adeta ailelerin içine su serpecek bir uygulamayı tanıtacağız. Ama birebir uygulamak istiyoruz. O yüzden şimdi servis şoförümüz İlhami Bey'i yolculuk için uğurluyoruz. Bu aslında çocuğu okula giden birçok ailenin her gün yaşadığı bir durum. Çocuğunu servise emanet ediyor ve onlar gidiyorlar. Onlar yola çıktı. Peki hangi yoldan gidiyorlar? Hangi şoför kullanıyor? Nasıl yollardan geçiyorlar? Hız yapıyorlar mı? İşte bunların detaylarını da Cem Bey'e soracağız. Son zamanlarda servisleri çok fazla gündemde tutuyoruz. Çünkü birçok aksaklık, sıkıntı görüyoruz ama bu uygulamayla aileler biraz daha rahatlayacak galiba. Detaylarını sizden alalım. Evet, bildiğiniz gibi çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli. Ailelerimiz, velilerimiz de çocukların evden ayrıldıktan sonra aslında okula sağ salim vardıklarını görmek istiyorlar. Bu uygulama sayesinde hem servis aracının eve ne zaman geldiği, yaklaşıp yaklaşmadığını görebiliyorlar. Dolayısıyla çocuğu eğer yüksek bir binada oturuyorlarsa aşağıya ona göre indirebiliyorlar. Hem de evden ayrıldıktan sonra yolda hangi hızla gittiği, okula ne zaman vardığını takip edebiliyorlar. Şimdi izleyicilerimiz birçok şeyi anladı ama diyecek ki bunlar nasıl oluyor? Bu elinizde gördüğünüz akıllı tablete entegre edilmiş bir uygulamayla, öyle değil mi efendim? Bir GPS aracına bir GPS takılıyor ve aracı an be an takip edebiliyor aile. Evet, araçta tabii ki bir araç takip cihazı bulunuyor. Bu araç takip cihazı belli bir uygulamaya tanımlanıyor ve bu uygulama sayesinde veliler öğrencinin bulunduğu aracı izleyebiliyorlar. Harita üzerinde aracın nerede olduğunu, okula varıp varmadığını, dediğim gibi hızını, her şeyini takip edebiliyorlar. Yani aslında bir gözleri de o aracın içinde oluyor. Aynen öyle. Şimdi biz İlhami Bey'e yolladık servis şoförümüzü. Buradan da izleyeceğiz. Şimdi nasıl ilerliyor? Ne kadar hız yapıyor? Hangi noktalara giriyor? Bunların hepsini biz bu ekrandan görebiliyoruz, değil mi efendim? Evet, gördüğünüz gibi burada aracın hangi hızda gittiğini görüyorsunuz. Evden ayrıldığını görüyorsunuz ve harita üzerinde hangi lokasyonda, hangi noktada olduğunu da takip edebiliyorsunuz. Bir rahatlık. Özellikle servisler son dönemde çok fazla gündemde ve gündem hep olumsuz noktalarıyla taşınıyor. Ailelerin tepkisi nasıl efendim? İlgisi nasıl bu yönteme, bu uygulamaya? Aileler aslında çok yoğun bir şekilde bu uygulamayı kullanıyorlar ve oldukça da memnunlar. Hatta son zamanlarda oluşan bir takım üzücü olaylar sebebiyle biz bu uygulamamızı daha da geliştirdik. Sadece velinin öğrencisini takip edeceği değil, servis şoförünün de araç mevcudiyetini, yani öğrencilerin binip indiğini, hepsinin bindiğini, aynı zamanda indiğini takip edebileceği ayrı bir uygulama geliştirdik. Uygulamanın detaylarını sormak istiyorum. Özellikle araçta unutulan çocuklar başlığının altında nasıl anlayacaklar efendim? Şöyle, şoför uygulama kendi aracına ve güzergahını seçtiğinde servisin içinde bulunması gereken öğrencilerin listesini görebiliyor. Dolayısıyla her öğrenciyi o liste üzerinden kontrol ederek araçta bulunmadığını, binip binmediğini işaret edebiliyor. Veli de aynı şekilde kendisi öğrencinin araca binip binmediğini kontrol edebiliyor. Yine aynı şekilde okula vardığında yine şoför araçtan her öğrencinin tek tek indiğini işaret ederek böylece hem bir yoklama gibi kontrol edebiliyor hem de veli de öğrencinin indiğini takip edebiliyor. Şimdi yaşadığımız olayları hatırlayınca bu olayların önüne geçebilecek bir uygulamadan bahsediyoruz. Ben yayının başında da ailelerin yüreğine su serpecek, o kafalarındaki soru işaretini atmalarına yardımcı olacak bir uygulama olduğundan bahsettim. Peki servis firmalarının yaklaşımı nasıl efendim? Onlar da üzerindeki çok büyük bir sorumluluğu aslında atmış olacaklar böylelikle.
Çok doğru. Bu uygulama hep velilerden bahsettik. Aslında hem okul yönetimlerinin öğrencilerin güvenliğinin sağlandığını takip edebileceği, hem servis firmalarının da bütün araçlarının hangi şekilde kullanıldığını, hız yapıp yatmadığını da takip edebileceği bir sistem oluyor beraberinde. Veli tabii sadece öğrencisine bakarken aslında okul yönetimi de güzergahı doğru zamanda başlamış mı, doğru zamanda bitirmiş mi, hangi hızda gitmiş, bunun raporlarını alabiliyor. Yani dolayısıyla aslında üç taraf açısından, okul açısından da, servis yönetimi açısından da, veliler açısından da kontrol sağlayacak bir sistem. Yani veli çocuğunu okula yazdırırken bu uygulamanın sorgulamasını yapabilecek, tüm birimlere bunu sorabilecek, öyle değil mi Cem Bey? Evet, aslında bilinçli velilerimiz okul yönetimine, servis firmasına böyle bir uygulama kullanıp kullanmadıklarını sorabilirler. Böylece de rahat bir şekilde çocuklarının takibini sağlayabilecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, son dönemde çocukları ve onların güvenliğini konuşuyoruz. Biz size bu uygulamayı biraz anlatmaya çalıştık. İçine yerleştirilen GPS uygulamasıyla çocuğunuz her an nerede, ne zaman eve gelecek, araçtan indi mi, araca bindi mi, bu soruların cevabını da alabileceksiniz diyelim ve söz tekrar size, merkeze bırakalım.